لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولبع سيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: خلق الله آدم يوم الجمعة بيده ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا إلا إبليس كان من الجن. صدق. ففسق عن أمر ربه أي خرج من أمر ربه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan nizam aleyhi salavat ve teslimatın ehli beyt ehli ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bilcüme mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal darbaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yaralandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin hazırlığın ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar gelmesinde katkısı olanların, bu cami-i şeriften güzeran eden emne hutaba, müezzinin, gayibin, cemaat-i müslüminin, bu civarlarda methum olan evliya, ulema, suleha, şüheda, müminat, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Kim dünya kınamını yakınızda. Den sonra müstakim sonra. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Bundan evvel de bir hadis böyleydi. Halakallahu l-Adem'e Allah Adem aleyhisselamı yarattı. Uzunluğu 60 zira. Kendi zira ile zira şu diz kapağından elin ucuna kadar olan mesafe. 60 zira yarattı boyunda. Fekale fesüm meseha zahrehu bi yemini. Sonra sırtını meshetti sağ eliyle. Allah'ın eli bizim elimiz gibi değil. Bizi anlatmak için peygamberimiz böyle buyuruyor. Festahrece minhü zürriyete. Onu zürriyetinden, ondan zürriyetini çıkardı. Fekale خَلَقْتُ هَا اُلَٰئِ لِلْجَنَّةِ وَلَا بِبَالِي وَبِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ. Bunları cennet için yarattım. Onlar cennet ehli işi yaparlar. ثُمَّ مَسَحَ زَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْ زُرِّيَّةِ فَقَالَ خَلَقْتُ هَذِهِ لِلنَّارِ وَيَعْمَلُ النَّارِ يَعْمَلُونَ. Öteki bir zürriyet daha çıkardı o Adem'den sırtını meshettikten sonra. Dedi ki bunda cehennem için bunları yarattım. Onlar da cehennemi götürecek işler yaparlar buyurdu. Şimdi de buyuruyor ki evet. Bir adam bu söyleyince bir sahabi demiş ki fekal raculun ya Resulullah fehimel amelu. Böyleyse ta eskiden bunu cehennem için yarattı, bunu cennet için yarattı buyurursan niye demiş çalışalım? Fakala inna Allah iza halaka al-abde lil cenneti istamalehu bi amali ehli cennet. Allah Zülder Hazretleri cennet için kulunu yarattığı zaman onu cennet ehlinin amellerinde kullanır. Onlar
Allah'ın emrettiği, onun rızasını kazandıracak işler yaparlar. Güzel ahlak sahibi olurlar. Hatta yemüte ala amelin min amali ehlil cennet. Ölünceye kadar cennet elin amellerinden işler yaparlar. Evet. Ondan sonra da feyudhulhul cennet, onları cehenneme, cennete sokar. Ve izâ kulikel abdülin nâri istâmelehu. Evet, kul cehennem için yaratıldığı zaman bi amel ehlin nâr, cehennem ehlin ameliyle onlar iş yaparlar. Hatta yemûtu alâ ameli min amâli ehlin nâr, cehennem ehlinin işlerinden yapa yapa ölünce kadar cehenneme giderler buyurdu. Biz bunları bilmediğimiz için Kur'an'da ne emrettiyse Allah, gaybı Allah biliyor. Biz aklımızın erdiği, Kur'an'ın bizi uyardığı şekilde, Peygamberimizin örnek olduğu şekilde amel edeceğiz. Ama bizim ne yapacağımızı Allah Celle Celaluhu ezelden biliyor. Dünyayı göndermeden evvel biliyor. Yaratırken biliyor ne yapacağımızı. Serbest bıraktığı zaman her bir insanın iradesini neye kullanacağını biliyor. Bilmese Allah olmaz. Allah'ın bilgisinin sınırı olur. Benim ilmimin sınırı var ama Allah'ın ilminin sınırı yok. İşte bu bilgisine binaen, senin aklını, insanın aklını nerede kullanacağını bilmesine binaen yazıya kader diyoruz biz. Evet, şimdi demek ki bir ipucu var. Bir insan dünyada hep cehennemlik işler yapıyorsa gideceği yer belli. Güzel işler yapıyorsa onun gideceği de belli. Biz irademizi kullanarak, Cenab-ı Hak'tan yardım dileyerek, ona sığınarak cennete götürecek işler yapmalıyız. Evet. Kalakallahu Adem yevmel cuma biyedi. Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'ı cuma günü kendi eliyle yarattı. Özel yarattı. Tam bir inayetiyle yarattı. Ondan sonra Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra ve nefeha fihi min ruhi, ruhundan ona üfledi. Ve emarel melaike en yescudu. Evet, meleklere de bu kendi ellerimle halaktu bi yedeyye, kendi ellerimle yarattığım bu Adem'e secde edin dedi. Secde etmek selamlamak demek. Biz şimdi selam veriyoruz. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Selamı duyan adam. Ha, o zaman selamlaşmak secde etmek de oluyor. Yoksa tapınmak yalnız Allah'a. Bu sadette meleklere secde etmelerini emretti. Onlar da secde ettiler. İlla ifsecedu. Secde ettiler. Allah'ın emrini tuttular melekler. İlla iblis. İblis aleyhillâne kâne minel cinnin. Cinlerdendi. O secde etmedi. O secde etmedi. Ve Allah'ın emrinden fefeseka an emri rabbi, Allah'ın emrinden dışarı çıktı. Şeytan oldu. Allah da onu kovdu. Şeytan demek zaten rahmetten kovulmuş demek. Cinlerdendi diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu konuda çok şey var. Alimlerimizin yorumları var. Melekti, sonra onunla meleklerin bir grubundandı. Melekler de insanlara görünmez. Cin de görünmeyen örtülü şey demektir. Ondan cin demiştir falan filan gibi. Kur'an-ı Kerim'de de kâne minel cinni, cinlerden diye ifade var. Hadiste de böyle. Birçok böyle mutalalar var. Evet, şeytan yalnız Allah'ın emrine secde et emrine uymadı. Ve Allah'ın emrine karşı geldi. Allah'ın emrinden dışarı çıktı. Şu yol, emir, secde etme yolu. Etmeyince bu yoldan çıktı. Fısk bu demek. Allah'ın emrettiği yoldan çıkmak demek. Delikten çıkan fareye de fasık derler. Fuvaysıkı da onun çoğuludur. Evet, Allah'ın emrettiği yoldan dışarı çıkana fasık derler. Tabii kafir, baş fasık. İmanı var ama Allah'ın emirlerini tutmuyor. Bu mümin fasık. Fıskın da grupları var, çeşitleri var. Evet. Fefesika an emri Rabbi, Rabbinin emrinden, yani haraca an emri Rabbi, Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Ona taattan uzaklaştı. Onun üzerine de
Allah Zülcelal Hazretleri onu kovdu. Rahmetinden kovdu. Evet, bu Müslim hadisidir. Sahih kitaplar, Kütüb-i Sitte'nin birincisi Buhari, ikincisi Müslim. Müslim, Ebu Hureyre'den Müslim rivayet etmiştir bu hadis-i şerifi. Evet, kim Allah'ın emrine böyle itaat etmezse şeytanın yoluna girmiş olur. Allah'ın emrine itaat edenler meleklerin yoluna girmiş olurlar ve neticede de Allah'ın ebedi mutluluğunun yeri olan cennete nail olurlar, sevgisine nail olurlar. Evet. خَلَقَ اللّٰهُ الْا۪يمَانَ فَحَفَّهُ بِالسَّمَاحَ Allah imanı yarattı ve onu semahatla, cömertlikle çevreledi. Onunla birlikte yarattı. Vel haya, haya Allah'ın emrine karşı gelmekten utanmak. Bir iş yapacağı zaman Allah'ın bu emrine aykırı diye ondan çekinmek, kendini tutmak. Haya ile imanı yarattı. Haya ile cömertlikle onu birlikte yarattı. Yani cömert olmak, hayalı olmak, imanlı olmak demektir ve cennete götürür. Ve halakal küfre fehaffehu bil buhli vel emel. Gavurluğu da, kafirliği de yarattı Allah ve onu da cimrilikle emeller, tuğlu emel. Tuğlu emel. Yarın şöyle yapacağım, onu yapıyor. Daha şöyle yapacağım, daha iyi. Emelin sonu gelmiyor. Böyle beklentinin sonu gelmiyor. Evet, tuğlu emel. Devamlı böyle yapacağım, böyle yapacağım. Yani Allah'ını unutuyor, ahiretini unutuyor. İşte gavurluğu da cimrilikle ve bu emelle bezediği, onunla birlikte halkettiği. Öyleyse cimrilikten kaçınacağız ki, devamlı hayal, emel peşinde koşmayacağız ki, iman yoluna girelim ve Allah'ın emirlerine karşı gelmekten haya edelim ve rızkı veren Allah'tır. Ben bir çalışanım, Allah'ın emrine göre çalışıyorum ama rızkı veren Allah'tır. Gene verir diyerek cimri olmamak ve elini açmak, fakir fukaraya, verilecek yerlere kazancından vermek, cömertlik, iman alamettir. İman bunda bulunur diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ مِنْ اَد۪يمِ الْاَرْضِ Evet. Allah Zülcelal Hazretleri Adem Aleyhisselam'ı yeryüzü toprağından yarattı. Adem Aleyhisselam. Şimdi çeşitli şeyler var, laflar ediyorlar. Adem işte topraktan yaratılmamıştır, ondan evvel şöyleydi, böyleydi filan diye. Biz Peygamberimizin bu sözlerine inanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de bin salsalin hame'in mesnun, kokar çamurdan yarattığı ayetleri var. Biz ehl-i sünnet inancında olanlar böyle Efendimiz'in sözüne inanıyoruz. Adem Aleyhisselam yeryüzü toprağından yarattı. Küllihe, bütün yeryüzü, bütün yeryüzünün bütün topraklarından yarattı. Evet, melek göndermiş. Melekleri yeryüzünün her tarafından toprak getirtmiş. Evet, bu topraktan yaratmış. Evet, yaratmış. Evet, öyle buyuruyor Ebu Hureyre'den gelen bir hadiste. İnna Allah lemme arada en yahluka Adem Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam yaratacağı zaman irade ettiğinde ba'ase meleken min hamaletil arş. Arşı kürsiyi, Allah'ın arşını elin taşıyan büyük meleklerden birini gönderdi. Yeti bi turabin minel ardı. Yeryüzünün topraklarından toprak getirmesini emretti. Evet. فَلَمَّا هَوَى لِيَأْخُذَ مِنْهَا قَالَتْ اَسْأَلُكَ بِالَّذ۪ي رَسَلَكَ لَا تَأْخُذْ مِنِّي الْيَوْمِ شَيْئًا يَكُونُ لِلنَّارِ مِنْهُ نَصِيبٌ فَتَرَكَهَا Şimdi melek toprağı almaya gitti ya, hadis böyle.
topraktan alacak. Toprak dedi ki alma dedi, alma. Çünkü benden aldın bu insanlar şey diyecekler, Rabbinin emrine karşı gelecekler, cehenneme gidecekler. Cehenneme pay olacak bunlar. Bunun üzerine melek çekindi. Tekrar geldi, gene gönderdi. Aynı şeyi yine söyledi. Sonra tekrar gönderdi. Bu defa şöyle söyledi. Ellezi erseleni ahakku bitta'ati. Evet. Allah beni Allah gönderdi. Allah'ın sözünü dinlemek daha layıktır. Ben onun sözünü yerine getireceğim dedi. Fe'ahaze min vecihe ve yeryüzünün toprağından aldı. Topraklarından aldı. Evet, ki bu toprağın iyisi var, kötüsü var diyor. Hadis böyle devam ediyor. Evet, فَخَرَجَتْ زُرِّيَّتُهُ عَلَى حَسَبِ ذَٰلِكَ. İşte insanoğlu Adem Aleyhisselam yeryüzünün her tarafından getirilen topraklardan yaratıldığı için Adem Aleyhisselam zürriyeti de aha buna göredir, buna göredir. Yani yeryüzünün toprağı, kırmızı toprak var, kara toprak var, sarı toprak var, sert toprak var, yumuşak toprak var, güzel bitiren toprak var, verimli toprak var, kaya var, sert var, böyle verimsiz toprak var. Evet, öyle söylüyor şerinde. İşte böyle insanın rengi, tabiatı, evet, aynı kırmızı toprak, beyaz toprak gibi, sert toprak, yumuşak toprak gibi insanların da huyları, şeyleri çeşit çeşittir. Yeryüzünde ne kadar çeşit toprak şekil varsa cinsi, insanlar da böyledir. Minhumul esved, bazısı siyahtır, Afrikalılar böyle. Vel ebyaz, bazısı beyazdır. Vel esmer, bazı esmerdir. Vel ahmer, bazı kırmızı tenlidir. Ve minhum, evet, beyni zelik, bazısı işte bunların arasında böyle şeyler vardır. Evet, Allah yer toprağından Adem'i yarattı. İnsanlar, Adem'in torunları da böyle yer toprağı gibi cömert olanı var, cimri olanı var, katı olanı var, yumuşak olanı var, şu renkte olanı var, bu renkte olanı var. Hepsi oradan geliyor. Evet, işte bu dilleri, renklerin değişikliği bundan ileri geliyor. Hatta diyor ki, denmiş ki, خَلَكَ آدَمَا مِنْ سِتِّينَ نَوْعًا مِنْ اَنْوَائِهِ. Yeryüzünün 60 tane çeşidi vardır toprağın. Bunlardan yarattığı için, evet, insanların tabiatı da böyledir. İnsanoğlunun tabiatı da böyledir. Ondan dolayı bir suç işledin mi, dini bir emri yerine getirdin, neydin, orucu bozdun mu, 60 gün oruç tutuyorsun diyor. Bütün o nevilerini kaplasın diye böyle yorum yapmışlar alimler. Böyle yorum yar. Minhumü sehl. Yeryüzü toprağından Adem Aleyhisselam yarattı. Onun zürriyeti de böyledir. Minhumü sehl. Bazıları yumuşak huyludur. Aynı toprağın yumuşacık toprak olduğu gibi bazı insan yumuşacık huyludur. Efendimiz öyle söylüyor. Vel hazn. Bazıları da serttir. İnattır, katıdır, katı kalpidir. Aynı sert toprak. Vel habis. Bazı kötü topraktır. İnsanların da habisi var. Vettay. Bazı iyisi var. Tayyibi var, habisi var. Aynen diyor yaratıldığı toprağın özelliklerini taşırlar insanlar. Evet. Buradan ileri gelir bu insanların çeşit çeşit karakterde, huyda olması. Ebu Davud Haris den Ebu Musa el-Eş'ari'den Ahmed ibn Hanbel, Ebu Davud, Tirmizi, Hakim Müstekedinde ve Hakike da ondan sahih senetle nakletmişlerdir. Evet. Bu konuda daha başka bir iki ifade değişikliğiyle hadisler çok. Kalakallahu azze ve cel Mekke.
şimdi Allah aziz ve celil Allah Mekke'yi yarattı. İşte bu Mekke şehrini ve onu çevreleyen yer etti, yeri yarattı. Mekke'nin saygınlığı vardır. Onun saygınlığının olduğu etrafa harem denir. Allah olarak Allah ona insanların saygı göstermesini özel hükümler koymuş. Harem de işte orayı yarattı. Orayı yarattı. Evet. Bunların hudutları da vardır. Bu harem bölgesinin hudutları da vardır. Bu bölgelere mesela min tarikil Medine inde ten'im. Ten'im denilen Medine. Medine tarafında ten'im denilen yer. Ki 3 mildir. Mekke'den 3 mildir. Evet. Yemen tarafından ise oradan ise 6 mildir. Mekke'den 6 mildir. Evet. Cirane. Evet. 9 mil. Taif. Batn-ı Urane. 7 mil. Bunlar Mekke'nin etrafında belli sınırlardır. Halen hacca gidecek olan, ömre gidecek olan bu bölgelerin içine şeysi ihramsız giremez. Evet, ihramsız giremez. Girerse ceza kurbanı kesmesi lazım. Evet. Her bölgenin ihramsız geçilemeyecek sınırları var. Buna Hil bölgesi denir. Bu Hil bölgesinden sonra da işte böyle harem bölgesi var. Şimdi kilometrelerini söylediğimiz, mesafeni söylediğimiz hadis-i şerifte oralarda ihramsız girilmez. Dışarıdan doğrudan doğruya Hil bölgesinin dışından bir kimse Mekke'ye gidecekse, Mekke'ye gidecekse mutlaka ihram giymesi lazım. Kanun bu. İhramsız oraya girilmez. Yok öyle değil. Hil bölgesinde yani haremle hacıların ihramsız giremeyecekleri çizgi arasında Hil bölgesi denilen mesela Cidde bunlardan birisidir. Cidde'ye gidecek gelecek. O zaman ihrama gerek yok. Kafasında Kabe yok. Mekke yoksa. Evet. O Hil bölgesine ihramsız girip çıkabilir. Fakat adam bu Hil bölgesinin dışından, dünyanın neresinden olursa olsun Mekke'ye gidecekse, niyeti oysa mutlaka ihram giymesi lazım. Kanun budur. Allah Mekke'yi yaratmış. İşte bu sınırlarını söylediğimiz yeri de harem yaratmış. Oraya rastgele girilmez. Özel kanunları vardır. Eğer o kurallara uymazsanız orada bir günah 100.000 günah karşılığıdır. Bir sevap işlersen 100.000 sevap alırsın. Yani İstanbul'da bir sevap işledin, karşılığı diyelim şu. Hani biri 10 ya her yerde. 10 sevap aldın. Mekke'de bir sevap işleyecek aldın 100.000. Evet, 100.000 alırsın. Öyle bir yerdir. Suç işlersen de aynı 100.000 kaybedersin. Harem bölgenin böyle bir şeyi vardır. Bunları bilmeden gidersen ömre yapacağım, hacı yapacağım derken borçlu dönersin. Çünkü 100.000 kayıp var. Borçlu dönersin. Onun için aynı mayınlı arazideki askeri bölgelerde mayınlı arazide mayın döşerler. Mayın planı vardır bir. O planı bilirsen bir şey olmadan dolaşırsın. Ama o mayın planını bilmezsen mayının üstüne basarsın, yok olursun. Aynı harem bölgesi de böyledir. Bilmeden, kuralları bilmeden rastgele giden adam kuralları çiğnerse hacı değil, daha borçlu döner. İflas etmiş olarak döner. Öyle bir yarattı, öyle harem kıldı, saygın bir yer kıldı. Evet, öyle diyor. فَوَضَا هَالَ مَكْرُوهَاتْ وَالدَّرَجَاتْ. Orası hem derecelerin, demin söylediğimin şeyini ifade ediyor Peygamberimiz. Orada çok sıkı şartlar koydu. İnsan onu istemez. Evet. Burada rahat yapıyorsun, orada yapamazsın.
Onun için böyle bir yer ve de derecat koydu. Yani güzel kurallara uygun bir iş yaptın mı 100.000 kazanıyorsun. Derece elde ediyorsun, fırlıyorsun, yükseliyorsun. Ama tersini yaparsan da tersine gidiyor. Evet, onu söylüyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çok sıcak, çok sıcak, 60 dereceye varıyor sıcak Mekke'de. Şimdi de şu anda bile 40-50. Evet, böyle her zaman Arafat'tan da kış gününde bile gitseniz 50 derece sıcak. Yakıyor Allah insanları. Bu zorluğa binaen de işte 100.000 sevap karşılığında veriyor. Böyle hız sıcağı çok ve de bir şey bitmiyor. Bir şey bitmiyor. Burada neler bitiyor ya, orada bir şey bitmiyor. Evet, gıdası az, ekini az ve her türlü şey yetmiyor ama İbrahim Aleyhisselam dua etmiş. İbrahim Aleyhisselam Sare validemizle evlidir ve onun görevini yapmak üzere Firavun'a gönderiyor. İbrahim Aleyhisselam peygamber adam. Peygamberlik gözlüğü var. Her şeyi görüyor. Sare validemiz çok güzel bir hanımmış. Ona diyor ki, Sare diyor, ben sana soracaklar şimdi gümrükten girerken, kardeşim diyeceğim. Sen benim din kardeşim değil misin? Şaşırma diyor. Evet, girerken gümrük şeysi işte Firavun'un gümrük memuru bak şey diyor, bu kim diyor, İbrahim Aleyhisselam'a kardeşim diyor, geç diyor. Sare validemizi tutuyor. Onu kafasına koymuş, çok güzel bir kadın. Firavun'a takdim edecek, müsteşar olacak, bakan olacak. Kafasında bu. Firavun böyle güzel bir hanımı verince mutlaka mükafatlandıracak. Hanımım dese İbrahim Aleyhisselam öldürecek. O hanım, Sare validemizi Firavun'a takdim etmek için kocasını öldürecek. Ondan diyor, kardeşim diyor. Ondan sonra Sare validemizi işte öyle deyince tutmuş, Firavun'a takdim etmiş. Firavun çok güzel hanım. Bu hikaye Kur'an'da var. Ona yeltenmek istemiş. Elleri kurumuş. Firavun çok akıllı. Evet. Musa Aleyhisselam Firavun halen mumyalı duruyor. Müzede gidip görebilirsiniz. Kısa boylu, kel kafalı, esmer, zeki olduğu belli herifin. Çok zeki. Evet. Anlamış. Tamamdır, anladım. Dua et demiş. Tanrına dua et. Beni bundan kurtar. Sana dokunmayacağım demiş. Dua etmiş, kurtulmuş. Kaptan çıkacağız. Dönüp bakmış, ya böyle kadın bırakılır mı? Ya demiş, ne olsa kurtuldum. Bir daha yeltenmiş. Yine elleri kurumuş. Demiş, tamam, anladım. Ondan sonra hakikaten dua etmiş. Sarı validemiz kurtulmuş. Çağırmış görevlilerini. Ulan demiş, sen bana ne getirdin böyle? Bunlar demiş, derhal, derhal toprağımdan çıkarın. Bunlar adam değil. Memleketimden çıkarın. Bunlar bu benim aleyhime işler yapacaklar. Böyle bir adamlar bunlar. Hem de demiş bir de hizmetçi verin demiş. İşte Hacer validemizi köle, cariye vermişler. Şimdi Sare validemizin çocuğu olmuyor. Evet. Sare validemiz çok güzel hizmet ediyor Hacer validemiz. İbrahim demiş yahu. Bununla evlen demiş ya, çocuğun zürriyetimiz olsun. Onun üzerine evlenmiş ama kadın bu. Sonra da onu çekememiş biliyorsunuz. İşte Mekke'ye gelmişler. Mekke'de o zaman su yok, bir şey yok ama Kabe var. Şimdi söyleyecek zaten. Kabe, Mekke ilk şehir, Kabe ilk bina. Kur'an-ı Kerim'de açık var. Şimdi hadiste ondan da bahsedecek. O Kabe'ye bütün peygamberler geldi. Adem Aleyhisselam da geldi. Bütün peygamberler geldi. Adem Aleyhisselam'dan evvel melekler geliyordu. Şimdi de geliyorlar da meleklerin yaptığı bina vardı. Adem Aleyhisselam yaptı. Sonra İbrahim Aleyhisselam yaptı. Şimdi onlar sayacak. O yaptıktan sonra
şey Hacer validemiz istemiyor bu sefer, hem de evlendirdi. Onun üzerine orada bıraktı Hacer validemizi. Evet, Hacer validemizi çocukları oldu, İsmail aleyhisselam çocukları oldu. Onun üzerine tabii su yok, yiyecek yok, içecek yok. Dua ediyor. Ya Rabbi diyor, ben diyor hanımımı, çocuğumu hiçbir şey olmayan, suyu olmayan, meyvesi sebzesi olmayan bir yere oturtturdum. Buralara güzel rızık ver, su ver. Evet. İsmail aleyhisselam tepinirken tepindiği yerden su fışkırmış. Zemzem o. Etrafını germiş Hacer anamız. Çöl ya, havuz olsun da sağa sola gitmesin, kaybolmasın diye. Yalnız şimdi değil, her zaman su lazım. Birikinden içerim. Eğer diyorlar o havuz yapmasaydı koca nehir olacaktı. O geldiği için kuyu olarak kaldı. Evet, şimdi tabii su olunca İbrahim aleyhisselam onları Allah'a teslim etmiş, dua etmiş. O duayı Mekke'nin şeylerine yazmışlar. Bereket. Dünyanın her tarafından meyve gidiyor, sebze gidiyor, insan gidiyor. Oo, çok gelirleri çok. İbrahim aleyhisselam duası bereketiyle, o duadan dolayı aç kalmasınlar oğlu İsmail ile hanımı Hacer diye. Bu duanın bereketiyle şimdi su olan yere ne gelir? Hayat olur su olan yerde. Kuşlar gelir değil mi? Orada kimse yok. Etraflarda var, su olan vahalarda var Araplar. Bakmışlar ki kuşlar dönüyor. Zemzem suyu fışkırdıktan sonra demişler su var orada. Gitmişler bir kadın, bir çocuk. Araplarda kanun bu. Suyun başında kim varsa suyun sahibi o. Demiş buna Cürhüm kabilesi. Bu gelen demiş biz sana yoldaş olalım. Bize burada oturalım, bize izin ver. Peki demiş. Hacer validemiz yoldaş lazım ona da. İnsan yalnız başına tek yaşayamıyor, ihtiyaçları oluyor. Cürhüm kabilesi yerleşmiş oraya. İsmail aleyhisselam büyümüş. Derken Cürhüm kabilesinden kız almış, evlenmiş. İbrahim aleyhisselam tabii çocuğu var, hanımı var. Zaten Kabe'yi ziyarete geliyor. Bir geldiğinde hanımı evlenmiş artık, kapısını çalmış, demiş nasıl demiş bu İsmail, çok iyi demiş, çok iyi de çok cömert yahu demiş, gelene yediriyor, gidene yediriyor diyor demiş, misafirsiz hiç bıktım ya ben. Evet, eşini değiştir oğlum demiş, eşini değiştir, böyle karı, evet. Böyle hikayeler var. İşte ondan Peygamberimiz zürriyeti de ondan geliyor. Ana tarafı Arap, baba tarafı İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam. Yani halis Arap değil, halis İbrani de değil. Peygamberimiz böyle bir soydan geliyor. Evet efendim, şimdi işte Mekke'yi, Mekke böyle yarattı diyor Peygamberimiz. Orada az gıda var, ekin yok, meyve yok ama sonra işte bu dualar belirtiyle Rabbena inni eskentu min zürriyeti bibadin ve izi zi zer'in, ekin olmayan, bir şey bitmeyen bir vadide zürriyetimi yerleştirdim ya Rabbi, sen onlara işte ver diye Kur'an-ı Kerim'de dua var. O dua bereketiyle halen kış gününde her türlü meyve var. Yaz gününde her türlü meyve var. Her çeşit meyve var. Bu duanın bereketiyle. Evet efendim. Bu hadisi Ebu Hureyre Hazretlerinden Abdullah İbni Abbas'tan birlikte Hakim Müstetekin'de naklediyor. Halakallahu Mekke'de fehaffe bil melaike kable en yahluge şeyen minel ardı külliha bi'elfi am. Mekke-i Mükerreme'yi Allah böyle yarattı, etrafına melekler bürüdü, nöbetçi melekler. Ve yeryüzünü önce orayı yarattı, diğer toprakları yaratmadan 1000 yıl,
1000 yıl önce Mekke'yi yarattı. Evet, ve hiye aslı küllil ardın, yeri topraklarının aslıdır Mekke toprakları. Emredildi. Evet, ondan dolayı Mekke'ye Ümmül Kura derler. Adı da Ümmül Kura'dır ve de Ümmül Kura Üniversitesi var orada. Ümmül Kura, Kur'an-ı Kerim'de de böyle. Kabe'de ilk evdir. Evet, evvelce melekler yapmıştı. Adem Aleyhisselam zamanında da Adem Aleyhisselam yaptı. İnne evvele beytin vud'a lin-nasi. Evet, ilk kurulan, yapılan ev Kabe-i Muazzama'dır. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. İlk toprak da Mekke topraklarıdır. Allah'ın hikmetinden sual olunmaz. Çukur bir yer. En çukur arazi. Hiçbir şey yok. Orada bunu yaptırmış. Nedir bilmiyoruz. Ama şimdi bütün dünyanın her tarafından işte bu şeylerde hacca gidiyorlar, ömreye gidiyorlar. Evet efendim. 1000 yıl evvel bu yaptığı Mekke'yi Mekke etrafını Mekke çevirdikten sonra 1000 yıl evvel ondan sonra diğer kısımları yarattı. Ümmül Kura deniyor. Kabe'de ilk bina, ona da ilk beyt. Evet, yeryüzü yapılan ilk, evet. Bu Kabe 10 defa yapılmış. Evet, 10 defa. Yo, meleklerinki var. Adem Aleyhisselam yaratılmadan evvel. Evet. Adem Aleyhisselam yaratılmadan melekler var diyorlar ya. Etec alufiye men yufsidufiye. Biz sana ifade edelim. Melekler hep tesbih ederler. Tahmin ederler, tekbir ederler, zikrederler, hep ibadet ederler. Kötülük yapma kabiliyetleri yok. Ya Rabbi, Adem'i yaratacağım diyorsun, yani insan yaratacağım diyorsun. Biz sana devamlı zikrediyoruz, ibadet ediyoruz, taat ediyoruz. Yeryüzüne fesat çıkaracak Adem mi yaratacaksın? Evet, Adem mi yaratacaksın? Bakara suresinin 30. ayeti. Elmalı Hacı'nın resmi tefsir. Bunlarda geniş güzel bilgiler var. Evet. Melekleri onun 1000 yıl evvel Allah Züccar Hazretleri Mekke'yi yarattı. Melekler etrafına çevirdiler. 1000 yıl evvel yeryüzünün diğer yapılması. Ondan sonra diğer yerleri yaptı. Evet. Sonra Allah Celle Celaluhu her semada bir ev yapmalarını, evet, yeryüzünde şey yapmalar aldı. Evet, melekler Kabe'yi yarattığı zaman, bunlar alimlerin mütalaları, sonuna kadar yeryüzü toprağı yarıldı diyor. Oradan taşlar gitti oralara. Oradan yarattığı Mekke toprağından taşlar gitti. Alimlerin böyle mütalaları var. Sonra en sona İbrahim Aleyhisselam'la oğlu İsmail bina ettiler. Bu Delail Nübüvve adlı eserde de böyle şey var. Evet, Adem oğulları daha sonra çamurla, toprağla yaptılar Kabe'yi. Nuh Aleyhisselam zamanında biliyorsunuz şey oldu, su battı, yeryüzünün her tarafının yok oldu. Evet, İbrahim Aleyhisselam işte bunu bina etti. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam yaptığı Kabe binasını da çok zaman zaman başkaları değiştirdiler. Evet, mesela bunlardan Kusay bin Kilab, evet, Kusay bin Kilab yapmış bir tane Kabe'yi eski döneminde. Evet, Amalikalılar yapmış, Cürhüm kabilesi yapmış. Ondan sonra Kureyş, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençliği 25 yaşındayken çukur bir yer. Ben de gördüm, çukur olduğu için ağaç da yok, ot da yok. Oranın yağmuru da bizim yağmur gibi üyüş üyüş yağmıyor. Yağdı mı har böyle baskın şeklinde
Ben de bulundum öyle bir selde. Sel Kabe'yi yıkmış. Evet, bir keresinde dizime kadar suyun içinde tavaf ettim. Öyle bir yağmur yağıyor. Çukur bir yerde. Evet, şimdi onları teknoloji ilerleyince o şeyleri, gelen yağmurları pompalar başka yerlere pompalıyorlar. Şimdi onlar olmuyor. Ama eskiden bunlar, Arapların da gücü yoktu o zaman. Yapamıyorlardı, öyle bir şey bulunduk. İşte Kureyş de yıkmış. Kabe eskiden dört köşe değilmiş. Şimdi altın oldu, altı olduğu yer de Kabe'nin içindenmiş. Kureyş, tabii ağaç lazım, taş lazım. Cidde'den getirdikleri malzeme yetmemiş. Onun için Altınoğlu'nun altındaki yarım daireyi Kabe'nin dışında bırakmışlar. Dört köşe yapmışlar. Ve de Kabe'deki o Hacer-i Esved taşı eskiden beri cennetten getiren bir taş. Bizim inancımız öyle. Çok kıymetli. Putperestler dedi kıymetli. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'dan beri sonradan değişmiş, putlaşmışlar. Ama saygınlık devam ediyor. Kabe'yi putlarla doldurmuşlar ama bu saygınlık var Hacer-i Esved'e karşı. Herkes demiş ki kabile, taşı ben koyacağım. Hayır, ben koyacağım. Ben koyacağım. Neredeyse birbirlerine kavga edecekler. Durun, durun demişler. Durun. Kavga etmeyelim ya. Şu demişler, şeyden, vadiden gelen ilk kimseyi hakem tayin edelim. O ne derse demişler, onu yapalım. Oh demişler, güzel oldu. İlk gelen de Muhammed Mustafa. O zaman peygamber değil. Ah demişler, Muhammedül Emin geliyor. Hiç yanlış iş yapmaz. Güvenilir insandır. Demiş, bu gürültü ne? Peygamberimiz gelmiş oraya. O zaman peygamber değil. Böyle böyle böyle. Tamam demiş. Seni hakem tayin et. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üstündeki örtüyü, ridayı çıkarmış, yere sermiş. Hacer-i Esved taşını koymuş onun üstüne. Şimdiki koncayı yere koyacaklar. Ondan sonra her kabile reisini çağırmış. Gelin bakalım demiş. Tutmuş hepsi o örtünün ucundan tam duvarın dibine kadar götürmüşler. Ondan sonra çekilin demiş. Onlar oraya götürdükten sonra kendisi taşı almış, yerine koymuş. Evet, yerine koymuş. Herkes taşı ben koydum, taşı ben koydum diye böylece kavgayı önlemiş peygamberimiz. En son Kureyş'in yaptığı bu Altınoğlu'nun yarım dairesi dışında malzeme yetmediği için evet evet 17 zira diyor idi yüksekliği. Evet, bunlar malzeme yetmediği için yüksekliğini de azalttılar, çevresini de azalttılar. Evet, şeyler yetmedi çünkü, paralar yetmedi. Sonra Abdullah ibn Zübeyr yaptı. En sonra şimdi hacıların tavaf ettiği Kabe, Osmanlı padişahlarından 4. Murad'ın yaptığı binadır. O bina aynen duruyor. Onu tamir ediyorlar, boyasını, bilmem sağını solunu. Her sene işte bu şey günü, Arafa günü, hacılar şeydeyken şey geliyor, kral geliyor mahiyetiyle, içine giriyor, temizliyor, dışını şey diyorlar ve Kabe'yi temizliyorlar. O örtüsü de eskiden Osmanlılar işliyordu örtüsünü, buradan Sürre alayıyla götürüyorlardı. Şimdi Mekke'de bir sene uğraşıyorlar Kabe'nin örtüsünü, yazılarını süslemesini yapmak için. Evet, böyle çeşitli şeyler olmuş. Kabe'nin tamirleri yapılması olmuş. Evet, şimdi Allah peygamber buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'yi Allah yarattı, meleklerle etrafı çevirdi. 1000 yıl sonra diğer şeyleri yarattı diyor. Tüm vasala ilel Medine ve vasala Medine bi Beytil Makdis. Sonra Medine'ye ilk kıymetli yer Mekke arazisi. Haram bölgesi. Mekke'nin içinde Kabe binası. Ondan sonra Medine'ye diyor. Medine'ye bu oldu.
Ondan sonra Beyt-ül Makdis, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya oldu. Bunların saygınlığı İslam'da da devam ediyor. Kabe'de namaz kılan 100.000 namaz kılmış sevabı alır. Zikirden bir Allah desen 100.000 Allah demiş sevabını alırsın. Bir namaz kaza etsen 100.000 namaz kaza etmiş olmazsın. Bu sevabı açısından, borç ödenmesi açısından değil. O zaman yani adam 70 sene namaz kılmamış, Kabe'ye gitmiş, bir vakit kılmış, hep yok, öyle değil. Sevap açısından 100.000'dir. Kayıp da böyledir. Efendim, Kudüs'te 10.000, Peygamberimizin Medine'sinde 10.000 din rivayetleri var. Buraları güzel mekanlardır. Oradaki ibadetler böyle çok kazançlı ama günahlar da böyle tersine çok kayıp veren yerlerdir. Dikkat etmek lazım. Evet, وَخَلَقَ الْاَرْضَ بَعْدَ اَلْفِ عَامٍ. Evet, halkan vahiden sonra bu 1000 yıldan sonra yeryüzünün bütün topraklarını birden yarattı. Ayşe radıyallahu anh'a validemizden. Evet, öyle hadis. Halakallahu selasete eşya biyedi. Evet. Allah Celle Celaluhu 3 şeyi bizzat eliyle, tabi eli yok bizim gibi, kudretiyle yarattı. Görevli melekleri söylüyor, yaratıyorlar. Yardımıyla yarattı. Evet. Bir, halaka Adem'e biyedi. Adem Aleyhisselam bizzat yarattı. İki, ve kütübü Tevrat biyedi. Tevrat kısım kısım ya, Tevrat kitaplarını bizzat yarattı. Varsa eşyarul cenne biyedi. Cennetteki 8 cennet kapısı var. Bunlar da Darul Celal, Darul Selam, Cennetül Me'va, Cennetül Hult, Cennetül Naim, Cennetül Karar, Cennetül Firdevs, Cennetül Adın cennetleridir. Cehennem 7 kapılı, cennet 8 kapılı. Bütün bu cennetlerin ağaçlarını da bizzat Allah yaratmıştır. Bizzat kendisi yaratmıştır. Ona da çeşitli görüşler var. Bunun anlamının çeşitli görüşler var. Evet, öyle diyor. Bu hadis-i şerif de Haris Hazretlerinden nakledilmiş. Evet. Halakallahul melaike min nur. Allah melekleri nurdan yarattı. İlk yaratılan Peygamberimizin nurudur. Melekleri de Peygamberimizin nurundan yaratmıştır. Evet. Ahmed ibn Hanbel, Müslim, Ayşe annemiz halaktul melaike min nur. Evet. Hulikatul melaike min nur. Melekler nurdan yaratıldı. Evet. Ve hulikal can min mercin min nar. Cinler alevli ateşten yaratıldı. Ve hulike adem min mevasulekum, ki Adem de işte kokar çamurdan yarattı diye hadisler var. Allah Zülcelal Hazretleri melekleri nurdan yarattı. Ve inne minhumul melaike asfar minezibar. Meleklerden bazıları sinekten ufaktır. Evet. Sinekten ufaktır. Ve halakal melaikesin ve yakul liyekün elf liyekün elfen. Sonra melekleri yarattı. 1000, 2000 olun. Evet. Meleklerin sayısını ancak Allah biliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta bunları görmüş. Allah her şeyi göstermiş, bütün sırları. Melekler çok, sayısını Allah biliyor. Yani işte bu hadiste de ona işaret var. Çokluklarına kinaye. Evet, evet. Halakallahu Teala et-türbete. Allah Zülcelal Hazretleri yeryüzünü yevme sebti, cumartesi günü yarattı. Ve halaka fihel cibel yevmel ahad, pazar günü dağları yarattı. Ve halaka şecer yevmel isneyn, pazartesi günü ağaçları yarattı.
ve halakal mekruh yevme sülese, salı günü hoşa gitmeyen şeyleri yarattı. Ve halakal nur yevmel erbi'a, çarşamba günü nuru yarattı. Nuru yarattı. Ve bessefihe eddevab, yeryüzüne debelenen yani hayvanları yaydı. Yevmel hamis, perşembe günü. Ve halaka adem ba'del asrı min yevmil cuma, Adem aleyhisselamı da cuma günü ikindiden sonra yarattı. Fi ahiril halqi, fi ahir saatin min saatil cuma, fi ma beynel asrı ile leyl, ikindi ile akşam arasında cumanın son saatlerinden birisinde, ikinden sonra cuma günü Adem aleyhisselamı yarattı diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet İbni Hanbel, Bukhari, Müslim, Nesai, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Evet, şefaatini bizi nail eylesin. Evet, şunu da okuyalım, şu hadisi de okuyalım. Halakallahu azze ve celle el cin. Cin gizli kelime olarak görünmeyen demek. Cinleri, siz onlara üç harf diyorsunuz. Aziz ve celil olan cinleri yarattı. Evet, çok mutalalar var. Mutalalar var bu konuda. Ala selaseti asnaf, cinleri üç sınıf üzere yarattı. Sınıfın hayyat, yılan şeklinde bazıları cinlerin. Ve akarib, akrep şeklinde. Evet, halleri, davranışları onun gibi. Halleri de yılan gibi. Ala selaseti esnaf, sınıfı hayyat. Evet, sınıf, bu yılan sınıfı üzerine üst sınıf daha yarattı. Ve akarib, evet, akrep üzerine. Ve haşâşil ard, evet. Ve yeryüzünün haşeratını yarattı. Ve sınıfın kerrih fil hevâ, bir kısımları havada rüzgar gibidir. Ve sınıfın aleyhim el hisab el ikab, bir kızımlarına hesap ikap vardır. Evet, haşerat gibi değildirler. Böyle bunlar yaratıldığı asıl üzere kalırlar. Onların üzerine hesap kitap vardır. Cinlerin de müminleri var, kafirleri var. Peygamberimiz cinlere de Kur'an'ı tebliğ etmiş. Şimdi cennet-i muallaya giderken cin mescidi var. Peygamberimizin cinlere Kur'an okuduğu yerde. Bir de Taif'e giderken orada da bizim Türkiye cinleri de, Nusaybin cinleri de hepsini toplamış Peygamberimiz. Onlara da Kur'an'ı okumuş. Cin, işte bunlardan bir, inananlar şimdi. Efendimiz gelip inananlar. Bir de inanmayan anaşitleri var. Anaşitlerin başında da, kafirlerin başında da şeytan aleyhinnâne var. Bu konuda alimlerimizin çok geniş mutalaları var. Evet, ve halakallahu'l insa selasetü esnaf. Evet. İnsanları da üç sınıf yarattı. Sınıfın kelbehaim. Evet. Hayvanlaşan. Evet. Hayvanlaşan, hayvanlardan da aşağı olan ne diyor? قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, anlamazlar. وَلَهُمْ عَيُّنُ لَا يُبْصِرُونَ, gözleri vardır görmezler. Evet, ne diyor? اُلَيْكَ كَالْاَنْعَامْ بَلْهُمْ اَضَلْ, bu insanlar insan ama kafasını çalıştırmaz, gözü görmez gerçeği, Allah'ı inkar ederler. Peygamberimizi inkar ederler ama akılları da var, iradeleri olduğu için hayvanlardan daha aşığı. Çünkü hayvan gücüne göre bir kötülük eder. Gücü yetmezse kötülük yapamaz. Ama insan hem gücüne dayanır hem de aklıyla çalıştırır, ne fırıldaklar dönür. Belhüm adal. Evet, hayvanlardan da aşağı olurlar.
ve sınıfun ecsâdühüm ecsâdü beni Adem ve rahum ervahü şeyatın. Bir kısmı şöyle bakarsın diyor, insandır. Kaşı, gözlü, kulağı falan. Ama ruhları şeytan ruhudur diyor. Hepsini söylemiş güzel peygamberimiz. Evet, bir kısmı şeytan ruhludur diyor. Ve sınıfun fî zillillâh yevme lâ zille illâ zillû. Bir kısmı insanların hiçbir gölgenin olmadığı günde Allah'ın arşının gölgesinde olacaklardır. Evet, Allah'ın arşının gölgesinde olacaklar. Evet, adil imam, Müslümanların idarecisi, kılı kırk yarıyor Ömer gibi. Adaletinden dolayı bir şeyin hançeriyle şehit oldu Hazreti Ömer. Adaletinden dolayı onun gibi. Bir, iki, müminleri Allah için seven, Allah için sevenler, o hiç gölgenin olmadığı gölgede kalacak olanlar, Allah için darılan, evet, bir kısmı kızlar oğlanı davet ediyor. O kız, oğlanlar kızı davet ediyor. Hayır diyor, imkanı var, kimse görmeyecek, yapabilir. Hayır diyor, Allah'a olan inancından harama uşkur çözmüyor. Bu kimseler, genç, delikanlı, ve şâbün neşâ fî ibâdetillâh, bütün fiziki dürtülerine rağmen nefsinin tahriklerine yüz vermiyor, imanı öne geçiyor, Allah'ın emirlerini hiç çiğnemiyor. Gençliğinde bu kâne, buradaki Efendimiz öyle diyor, gençlik delilikten bir şubedir. Çünkü fiziki dürtüleri var, duygularını tahrik ediyor. Onun için delilerden bir şubedir. Buna rağmen haram işlemiyor, ibadetiyle gibi. Bu gençler, bir kısmı, bir gölgelenecek olan birisi de beş vakit namazı camide kılan, aman ezan okunu kaçırıverin cemaati diye kalbi cemaate bağlanan bir kısmı diyor, o herkesin bunalım için o zaman gölgelenenler, geceleyin herkes kalktığı zaman kalkar Allah'a divan durur, gözlerinden şarıl şarıl yaşlar akar. Fafazat ayna, gözlerinden yaşlar boşanır kimse yokken. Evet, bunlar böyle kimseler arşın gölgesinde gölgelenirler. İşte bir kısmı da böyledir diyor. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Celle Celaluhu bizi bu güzel Müslümanlardan eylesin. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayy el kayyum ve tübü ileyh. Fatiha-i şerife al besmele-i şerife. Elhamdülillah. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke-i şerif ma'al besmele-i şerife. Elem neşrah leke sanırım oldu ala anke ve zekeli diyen. Kızıklık peynine mağlum. 13'er İhlas-ı Şerif me'al Besmele-i Şerife. Bismillah.
Fatiha-i Şerife me'al Besmele-i Şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Üçer salavat-ı şerife. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kûn feyekûn. Fesubhânellezî biyedihî melekûtü kulli şey'in ve ileyhi turca'ûn. Sadakallâhu'l-âzîm. Âmin. Sübhân rabbil alîn âlel vehhâb. Elhamdülillâh rabbil âlemîn. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi namazımızı kabul eyle. Dersimizi kabul eyle. Okuduğumuz süver-i celileyi, ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhuna hediye edip vasıl eyle. Şefaatine bizi nail eyle. Sevgisini gönlümüzde dahil eyle. Daim eyle. Tüm peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın dahi ervah-ı paklerine hediye edip vasıl eyle. Şefaatlerini bizlere nail eyle. Cümlesinin ehl-i beyt, el, ashab, ötbaları, rıdvanullah teala aleyhi mecmain efendilerimizin ervah-ı kutsiyelerine de hediye edip vasıl eyle. Bil cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminat, rahmetullah aleyhi mecmain ervahını da hediye edip vasıl eyle. Özellikle eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşah efendilerimizin ervahıyla beraber burada bulunan bizlerin, ahide göçmüşlerimizin bu aziz vatanı bizlere hediye için canlarını bezleden, sıkıntıya giden şühedanın, kuzatın bu aziz vatanı kıyamete kadar İslam yurdu olsun diye hayır eserleri, camiler, mescitler yapan ashab-ı hayratın ve bu vatan için, namusumuz için, rahatımızı, canımız için halen şehit olan güzel şehitlerimizin ervahına ve arkasından Fatiha okuyacak kimseler kalmamış garip müminler ervahına hediye edip vasıl eyle. Cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli derecende yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenat-ı tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. Cimrilikten, tembellikten, ahir ömürde sürünmekten, hayattaki fitnelerden bizleri muhafaza eyle. Şüpheye düşmekten, şirke düşmekten, küfre düşmekten, kötü ahlaklı olmaktan, kötü durumlara düşmekten bizleri muhafaza eyle. Aziz vatanımızı ve tüm İslam memleketlerini her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle ya Rab. İmanımızı kamil eyle, ahlakımızı güzel eyle, ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle, rızkımızı helalinden bol eyle, akıbetimizi hayır eyle ya Rab. Sübhane Rabbine Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamün alel murselin ve elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah.